Evet, güzel. Bu sefer bir şey çıkmadı Fırat'tan. Patreon'u güncelledik arkadaşlar. Artık Desteklerinizi bekleriz. desteklerinizi yani. Amaç ne amaç? Amaç yaptığımız yayınlardan para kazanıp kazandığımız paralarla daha güzel organizasyonlar ve etkinlikler yapmak. Mesela ne gibi Uğur? Mesela ne gibi? Valla Temmuz'da belki bir şey, Ağustos'ta belki bir şeyler olabilir. Neden olmasın? Böyle güzel yeni konuşmalar, yeni presentation deckler falan. Evet. Ondan sonra belki yılbaşından sonra bir şeyler gelebilir. Ocak'ta olabilir, Aralık'ta olabilir. Why not? Evet, hatta belki bugüne kadar P2P aldığımız kişileri de davet edip böyle belki bir günlük uzun bir şey yapabiliriz. Yani sonuçta eğer sponsor bulunursa neden olmasın? Tabii ki. Bu Öyle arada fikirler. Patreon'da neler var diye merak edenler varsa her bölümden sonra bir tane de Patreon özel bölümü kaydediyoruz. Geçen haftaki yaklaşık 10-12 dakika falandı. Ondan önce Deniz'le bir tartışma yüzünden 45 dakikaya uzadı. Aşıkların Yani 45 dakika ısıtması. iki program kaydettik neredeyse. Çiçek Abbas atışması gibi olmuş. Evet, ondan sonra benim kaydettiğim bir video var YouTube'da. Yakında onu da yayınlayacağız. Solidity, Ethereum. İşte şey, Solidity diliyle nasıl akıllı kontrat yazılıyor aslında. Onu anlattım. Daha da oraya yeni içerikler gelecek. Yani sadece 2 dolarla bile bize çok büyük bir katkı sağlamış olursunuz arkadaşlar. Neler var radarınızda beyler bu aralar? Nelere bakıyorsunuz? Neler ilginizi çekiyor? Kim başlamak ister? Fırat? Beni pas geçelim. Sen Radarımda tatildeydin, değil çok mi? farklı. Evet, ben tatildeydim. Radarımda çok farklı bir şey yok ama Deniz olsun, Uğur olsun, radarlarında böyle yeni şeyler var gördüğüm kadarıyla. Onlar hakkında yorum yapmak isterim ama. Sende Peki. rakabalık mı Evet abi. var abi radarında? Biraz da et. Oo, tabii. Mangal. O zaman tamam. Şey, AWS Lambda'yı ben hani birazcık kurcaladım ama SNS'i hiç kurcalamadım ya. Message queue sanırım, değil mi? Abi biz ben kurcaladım bütün hafta sonu aslında AWS ve şeye baktım, SNS'e baktım. SNS abi çok güzel, çok şirin bir servis Amazon'un. Genel şey yapmışlar. Kendi hani mevcut zaten şeyden aldıysan Google'dan ve Apple'dan aldığın credential'ları oraya giriyorsun. Ve ondan sonra atıyorum push notification göndermeye başlıyorsun. Sırf push notification göndermiyor. SMS, e-mail de gönderiyor. Aynı zamanda bir PubSub yapısı da var. Daha oralara kadar ilerleyemedim. Biz hani push notification'ları oraya geçirme gibi bir karar aldık. Bunun Geçirdik aslında. geçirdik, Deniz bugün geçirdi. Yani şey Yani olarak. message queue değil yani o zaman. Aslında message queue değil. Gireyim mi araya bir Gir abi, gir. Sen daha çok bakma o kısma. İrgin? Normal Google Cloud Messaging ya da Apple Push Notification Server'a mesaj göndereceksek native endpoint'lerini çağırıyoruz. Belli API key ya da Apple'ın private key'leriyle authenticate olup çağırıyoruz. Datayı, payload'u gönderiyoruz. Ondan sonra gidiyor. Bunu aslında SNS tarafında hem PubSub yapısı kurmuşlar Amazon tarafında. Belli topikler oluşturabiliyorum. Topiklerin karşılığında subscriber'ları oluşturuyorum ve ben aslında topiye push yapıyorum. O topiye subscribe olanlar bu mesajları alabiliyor. Bu aslında message filtering bildiğimiz. Bir de esas aslında Amazon'un yaptığı
bunu scale etmek. Yani 1 milyon request veriyorlar ayda. 1 milyon request'ten sonraki her milyon request için 50 cent alıyorlar. Nasıl yani? Mesela 1 milyon request yaptın, 1 milyon bir de 50 cent alıyor, 1 milyon daha bedava ondan sonra gibi. Evet abi ya. Aynen o şekilde. Aa, çok iyiymiş. Ama yani scalability açısından Amazon'un tercih edilmesi bence daha iyi. Çünkü biz Pushyard kullanıyorduk ve yani İrgin anlatır o tarafı, memory leak'ler tespit etmişlerdi. Yani Pushyard'ı yine kendi backend'imizle çalıştırdığımız için scalability uzaktan yakından alakamız yoktu. Ve threadler içerisinde erişmeye çalıştığımız zaman yani kendi kullanım konvansiyonlarının dışında olduğu için zaten memory'yi de şişiriyordu bir süre sonra. Bir gün kalktık ve 1700 thread gördük bir proseste. 1700 mü? Ya şimdi onun bir kısmı da bizim hatamız diyebilir tabii miydi? Yani diyebiliriz orada açılan Fırat'cığım. Prosesler, kapatılmayan prosesler falan var. Bir de async kullanımı var ama çok da güzel bir kullanım olmamış o. Evet, bir takım hatalarda yapılmış. SNS'e geri dönersek eğer. Yok yok, dur, hatalara gidelim. Ya mesela bu Sharp için şey önerilmiş abi. Bir tane thread aç. İşte singleton bir instance yarat. O singleton instance üzerinden sürekli bir bağlantı kur. Onun üzerinden queue'ya ekle mesajları. O zaten düzgün yollar demişler. Biz öyle yapmamışız. Her seferinde yeni bir instance yaratmışız. Daha sonra bu da yani push chart'ta çok düzgün yönetememiş açıkçası threadleri. O yüzden 1700 thread görmüş durumdaydık. Aynen. O noktada. Sonra bir alternatif ararken SNS çıkmış denizin karşısına. İhtiyaçtan yani. Ya şimdi ihtiyaç mı çok emin değilim ama güzel bir kaçış bence. Evet abi, bir anda bütün problemlerimiz çözüldü ve Amazon tarafına bir adım daha geçiş yapmış olduk yani. Abi bu Amazon'a geçiş aslında vendor lock dedikleri bir olay ben var ya. Ben de onu diyecektim. Vendor lock değil mi abi bu biraz ya? Evet. Bence öyle. Aynı yani bugün onu tartıştık. Geçmek hoşuma gidiyor ama. Ya vendor lock'tan kastınız bir yere dependency olup olmamasıysa, yani bir platforma artık şey oluyoruz. Onu mu kastıyorsun? Ben ilk defa duyduğum bir tabir olduğu için. Evet abi. Abi. Evet. Ha, biz de onu tartıştık. Yani tamamen Amazon'un şeyine girmeyelim, bir şekilde başka cloud platformu da hızlı bir şekilde geçebilecek şekilde mimarlığı tasarlayalım şeklinde konuşuyoruz. Abstraction. Abstraction'la aynen. Yani işte o şu anda en büyük problemlerden bir tanesi. Mesela Docker neden insanlar kullanıyorlar? Yani aslında Google'ın ya da Amazon'un birçok container çözümü var. Yani o yüzden aslında biraz da hani, ama Docker kullanırsan kesinlikle vendor bağımsız oluyorsun gibi. Tam da bu konuyu tartıştık bugün yani. Tam üzerine denk geldi. Şöyle bir mesela Amazon'dan çıkma sebebin ne olabilir birazcık tartışalım mı? Sonra Lambda'ya geçelim. Yani ben beyin fırtınası yapmak anlamında söylüyorum. Bir cloud platformdan niye çıkmak zorunda kalabilirsin? Cloud platform çökebilir. Atıyorum, bir durum olur. Amazon çökerse internetin %60-%70'i gidiyor herhalde. Bence çökme bir alternatif değil ama fiyatları arttırabilir. Fiyatları arttırabilir. O çok ciddi bir problem bence. İnsanlar bunu yaşıyor ayrıca. Aynen onu diyecektim. Aynen. Türkiye artık Amazon'u blokladım diyebilir. Çok mesela geçenlerde yani. Cloudflare'i blokladılar. Kostüresi diyen çözümü. Yani. Oha. Ciddi aha. misin? Evet abi. 24 neden? Saat falan. Sebep bu... neymiş? Ya büyük ihtimal yine birilerinin şeyi çıkmıştır da. Çok girmeyelim. En güzeli interneti kapatalım. Değil mi ya? En temizi o yani. Bu vendor lock mevzunu bugün konuştuk daha. Google'dan, çünkü Google Cloud Services'dan böyle $300 kupon geldi falan bugün ofise. Böyle onun muhabbeti geçti. $300 kupon abi, ne işimize yarayacak ki, niye bırakalım Amazon'u falan noktasına geldik. $300 kuponla bütün servislerimizi kuponu? Efendim? Kim gönderdi kuponu? Google. Aa. Hani sonuçta Amazon'dayız abi ve bütün servislerimizi Google'a geçirmeye kalksak o $300 değil, o 300 bin dolar harcarız belki yani zaman olarak konuştuğunda. O yüzden hiç mantıklı değil mesela. Bir yere girdikten sonra çıkması da kolay değil aslına bakarsan.
Bütün servislerini oraya göre inşa ettiysen. Evet. Yani belli bir zaman ve yatırım gerektiriyor. Yani bir anda bir cloud'dan diğerine tak geçecek şekilde bir mimari tasarlamak da bayağı efor gerektiren bir şey bu arada. Yani adamların her teknolojisi birbiriyle karşılıkları yok, atıyorum Amazon'da olan bir şeyin Azure'da. Hani birbirlerinin böyle %60 %70 büyük ihtimalle karşılıyorlardır ama olmayan şeyler de var. Ama ya server hani infrastructure olarak baktığın zaman, Docker kullandığın zaman aslında bayağı bir meseleyi çözüyorsun. Evet. Ya biz mesela şu an Docker'la çalışan sunucularımızı başka herhangi bir yere taşıyabiliriz. Orada bir sıkıntı yok mesela. Evet. Ama tabii başka öyle meseleler de var arkada. Ama bu SNS'le ilgili bir şey soracaktım ben size. Şey diye geçiyormuş. Simple Notification Service diye geçiyormuş SNS. Hı-hı. Ama abi bu scaling meselesine değindin ya, orada şöyle bir mesele var. Yani biz zamanında bundan 3 sene önce falan Google'a push notification gönderirken, pardon Apple'a, o adamların servisi down olduğu zaman hiçbir şey yapamıyordun. Yani SNS burada ne yapabilir ki? Nasıl scale olabilir yani? SNS'in oradaki scaling'i zaten senin APNS'e ya da GCM'e gönderdiğin noktada devreye giriyor. Sen APNS'e zaten erişemediğin zaman bu amcalar da bir şey yapamayacak haliyle. Scaling'i sen yani anlık bir sürü request gönderebilirsin, bulk notification gönderebilirsin. Ek olarak bunu ayrı bir serviste ya da ayrı bir ortamda paralel çalıştırıp işte yüz oradan yüz buradan işlet gibi sallıyorum bir queue yapısı kurmana gerek kalmıyor. Hı-hı. İstediğin anladım gibi Amazon'a basabiliyorsun her şeyi. Anladım. Şey, Amazon gerisini şey hallediyor. Adamlar şöyle bir kavram getirmişler. Bir application var, bir de şey var. Bu application altında endpoint diye bir şey var. Abi senin bütün bu device tokenların, işte telefon numaralarının, e-mail adreslerini herif bir endpoint olarak tanımlıyor kendi sisteminde. Ve bunu senin adına da yönetiyor. Yani diyelim ki bir token expire oldu. Bir işte device token'ı. Bir daha oraya push notification göndermiyor. Seni de bundan haberdar ediyor. Bu token öldü artık diye. Bak bu çok güzelmiş. Çünkü Apple'da çok ciddi problemdi o. Yani biri uygulamanı sildiği zaman ilk gönderdiğin push notification sanırım bir hata kodu dönüyordu. Hı hı. Ondan sonra onu kaydedip sonra onu database'inden unsubscribe etmen gerekiyordu falan. Aynen öyle abi. Yani o işleri tabii çözmeleri tatlı olmuş. Bunlar meseleydi yani. Ve ucuz. Ucuz yani. Bayağı ucuz. Ucuz dediğim bedava gibi bir şey. Evet. Yani. İnanılmaz ya. 1 milyon notification bayağı iyi. Aynen. Ya ama yarın çıkıp da ya kusura bakmayın 1 milyon notification yarım dolar dedik de bundan sonra 50 bin notification yarım dolar dedikleri noktada ya yine çok vurmayacak belki ama yapabileceğin çok da bir şey yok gibi ya. Yaparlar mı lan onu? Bilmiyorum ki abi. Sonuçta firma bunlar. Yapar ya, yapar. Odaklar. Yapar. Şeytan bunlar abi, herhalde şeytan. Herhalde hesaplarlar ya bunlar kaç kişinin bırakacağını. Yani döndürür kendisini. Ya bu arada şey yani SNS tek değil, alternatifi var. Firebase var. PubNub vardı yanlış hatırlamıyorsam. Firebase ama sadece Android tarafına atıyor. Yok. Atıyor. FCM diye bir şey. SDK diyeyim. API pardon. İkisini de destekliyor. Aa iyiymiş. Ya bu kadar ucuz olmasa PushSharp'tan çıkmak çok da mantıklı değil diyebilirdim ama. Çok evet, ucuz abi ya. Problemi tespit ettik zaten. Yani onu işte ya işte bunlar aslında normalde adama çok fazla yük getirmeyecek talepler olduğu için adamın elindeki computing power'da işte herkesi mümkün olduğunca kendisine bağımlı hale getirmeye çalışıyor. Yani tamamen marketing. O yüzden bu kadar ucuz. Yani yoksa başka açıklaması yok. Abi bu arada sen onu deyince aklıma geldi. Aradılar bizi. Türkiye'ye bayağı şey olmuşlar. Bir ekip dedike etmişler. Yani böyle bir 20-30 kişilik falan marketing ve şey solution arkitektler falan böyle yerli. Bunları hı hı yavaş yavaş kullanan tür firmalarını arayıp şey yapıyorlar. Hani workshop yapalım bakın şöyle şeyler var diye. Elimi bayağı agresif bir şekilde aynen şey yapmaya başladılar Türkiye'de özellikle. Microsoft da öyle değil mi? Microsoft'un da epey şeyi var Azure tarafında. Microsoft'un bayağı var ya. Biz evet de Azure'la çalışıyoruz. Bayağı istediğin zaman direkt geliyorlar falan böyle.
Yani şeyi fark ettiler galiba. Microsoft Türkiye güçlü aslında baktığınız zaman Türkiye pazarında yani adamlar. Microsoft herhalde Türk dünyada en güçlü olduğu yerden biri Türkiye ürün olarak. Hem yazılım anlamında hem bu işte ofismiş işletim sistemi anlamında. Bunu galiba şey yapmaya başladılar. Bu adamlar niye güçlüydü çünkü? Barış'ın dediği gibi çağırıyorsun geliyor adam hani parasını şeyini yaptıktan sonra ve çözüyor problemi. Şimdi benzer bir şeyi Amazon da Türkiye'de yapmaya başladı. Ve Microsoft yani Türkiye pazarında ilk baştan beri var neredeyse. Çok eskiden beri var yani. Evet. Bu arada şöyle bir istatistik edindim aslında. Geçenlerde birisi bir şeyle konuşuyorduk da şimdi biz bu arada İngiltere için şey arıyoruz arkadaşlar. Senior.net engineer arıyoruz. Artı şey arıyoruz. Senior frontend engineer şu anda. Bayağı yani açık 9 tane pozisyon var. Oha. Evet. Sponsorluk da veriyor firma. O yüzden aklınızda bulunsun deyip şu anda piyasada İngiltere'de çok fazla .NET'çi arıyorlar. Özellikle eski projelerde. Yani yeni projelerde de başlayan tabii ki vardır. İlla ki birçok yeni ürün de görüyorum .NET'le başlamış. Ama .NET tarafında bayağı bir şey var. Açık var şu anda İngiltere'de. Fakat yazılımcı bulamıyorlar. Yani şimdi Türkiye'ye baktığın zaman Türkiye'de her yerde .NET'çi var aslında. .NET developer çok fazla mesela. Öyle bir şey. Yani Microsoft'un nerede daha aktif olduğu ya da neden daha aktif olduğunu sebebi aslında buradan çıkıyor. Evet. Avrupa'daki insanlar ya da en azından buradakiler öyle diyebilirim. .NET tarafında kalmaya meyilli değil. Özellikle senior developerlar. Mert peki core hakkında ne düşünüyorsun? Bayağı aslında şey olmaya başladı. Mesela Lambda'ya geçince konuşuruz ama mesela Amazon'un bile Lambda'da .NET Core'u destekliyor yani. Herifler direkt çıkar çıkmaz. Bu .NET Core 1.0 şey ya bu. Hı hı. Uzun süreli şey diyorlar işte bakım yapacağız bayağı bir 10 sene şeyini yapacağız diye direkt Amazon mesela koymuş. Yani sanki core değiştirecek mi sence bir şeyleri yoksa artık bu farklı platformlara geçişi engellemenin bir yolu yok mu? Şeyler var abi. Mesela şu andaki .NET yazan firmaların büyük bir kısmı core'a geçmeye çalışıyor. Yani hepsi .NET Core tarafında tecrübeli adam arıyor. Şu anda deli gibi. Yani .NET Core bilen adam şu anda burada bayağı kıymetli mesela. Epey güzel paralar veriyorlar. Yaklaşık işte 80.000, 85.000 falan veren yerler var senior engineer için. Bayağı iyi para yani o. Dolayısıyla benim gördüğüm biraz şey .NET kullananlar o tarafa doğru geçecekler. Ama hani daha önceden Node.js kullanan ya da işte belki PHP kullanan ya da Ruby kullananlar geçmeyebilir. Yani geçmeye niyetleneceğini düşünmüyorum. Ama .NET bilen adamlar muhtemelen yani .NET kompetansı olan firmalar .NET tarafında devam ederler. Core üzerinde devam ederler gibi geliyor bana. Benim aldığım izlenim o. Bir de şöyle bir düşüncem var. Yani kanıtlanmış veya hani okuduğum bir şey değil ama Avrupa'da abi şöyle bir mindset var. Amerika'ya bağımlı olmayalım noktasında bir algı var genelde. Evet. O yüzden hani .NET'le ilerlemek belki çok fazla alışılagelmiş bir şey değildir burada diye tahmin ediyorum. Ya ne olursa olsun dediğim gibi Microsoft'un sonuçta bir kötü bir ünü var hani yıllar içerisinde oluşmuş. Şu an hani gerçekliğimiz olmasa da insanlar herhalde tedbirli yaklaşıyordur adamlar ne yaparsa yapsın dediğin gibi. Yani startupların zaten hani pek oradan yaklaşmadığını biliyorum konuya. Ama hani corporate'lar tabii başka seçenekleri olmadığı noktada mecburen ya da Java ile gidebiliyorlarsa Java ile gidiyorlardır. Ki o da Oracle'ın artık yani. Evet. Ya şimdi orada da Java'dan da bir kaçış var. Herkes şey kullanmaya başlamış. Scala kullanmaya başlamış. Hmm. Ya da işte Oracle'dan Kotlin falan. Aslında o biraz da. Evet. Doğru diyorsun. Bir de yani birazcık daha functional programming'e insanlar yatkın. Yani daha doğrusu functional programming tarafına geçmeye çalışıyorlar. Özellikle bu işte Lambda evet. Vesaire gibi servislerden dolayı. Hani birazcık daha functional'la daha güzel şey yapan, ilişki kuran şeyler ya. O yüzden insanların da öyle bir eğilimi var bir taraftan da paralelde. Yani ben şey görüyorum yani Scala, işte Node.js buralarda bayağı para kazandırıyor. Avrupa'nın geri kalanını bilmiyorum ama.
zaten. Çığlıklar. O zaman Lambda konuşalım mı birazcık? Konuşalım Deniz, hadi. Hadi anlat bize Lambda'yı. Anlatayım abi. Abi iki gün uykusuz kaldım ya, yemin ediyorum. Ay çok çok vaktimi gömdüm. Konuşmak istiyorum yani. Abi şimdi öncelikle 10 saat önceki bir düşüncelerimle şimdiki düşüncelerim birazcık farklı. Hani ben bir girip çıktım, bir prototip çıkarttım. Sırf Lambda kullanmadım. Lambda'yı kullandım. Amazon'un API Gateway'ini kullandım. CloudFormation diye bir şeyleri var. Bir de DynamoDB kullandım. Böyle prototip çıktı. Şimdi düşünüyorsun ki ulan her şeyi function yapıp şey yapabilir miyiz? Bütün yapı buraya geçebilir mi diye ilk başta düşündüm. İlk bir mantıklı geldi lan. Niye olmasın stateless'tan falan, ama belli limitasyonları var. Şimdi AWS Lambda ne yapıyor? Herifler aslında şey yapmışlar. Bildiğin function'lar yazıyorsun bir takım ve bunları belli event'lere bağlıyorsun. İşte S3'ye bir fotoğraf atıldıysa git o fotoğrafı al, işte image recognition yap, şuraya gönder. İşte DynamoDB'ye şöyle bir data atıldıysa bunu analiz et gibi, böyle bir takım Amazon'un servisleriyle entegre şeyler yapabiliyorsun. Bu tür şeyler için çok iyi abi. Bir tane basit bir function yazıyorsun, bir şey tetikleniyor bir yerden. Ona hemen karşılayan bir tane şeyin var Amazon Lambda'da. Ve hiç böyle yok scalability ne oluyor ne bitiyor falan problemlerin aslında olmuyor. Veya bir makine ayağa kaldırayım, şey yapayım, bir job yapısı ayağa kaldırayım gibi. Aynı şekilde işte Lambda Serverless Application diye bir şey var. Yazdığım function'ları önüne bir tane bunların API Gateway'ini kullanarak function'ları işte endpoint'lere map edebiliyorsun. Bu da güzel bir şey. Bir anda hani bir API çıkartabiliyorsun. Aslında bu konuyu tartışmıştık. Ama heriflerin beni can evimden vuran noktası şu oldu. Diyelim ki mevcut .NET Core API ile yazılmış bir tane uygulamam var. Yani normal yazmışsın API'yi Microsoft teknolojilerini kullanarak. Bir tane bunların extension'ını kuruyorsun ve diyorsun ki bu artık IIS'te Kestrel'de çalışmasın, Amazon Lambda'da çalışsın diye. Sadece aslında oradan bir iki tane kodu commentleyip şey diyorsun, bunu kullan diyorsun ve bir anda mevcut yazdığın API Lambda'ya geçmiş oluyor. Ve Visual Studio Tooling'ini çok güzel yapmışlar. Yani Azur kadar iyi yapmışlar, onu söyleyebilirim. Bunun şeyini kuruyorsun işte, Visual Studio extension'ını kuruyorsun. Publish, deploy mu bilmem ne, her şeyini yapıyor. Hazır template'ler falan da koymuşlar. O noktada bayağı güzel olmuş. .NET Core var, Node.js var, bir sürü farklı dille yazabiliyorsun gibi gözüküyor. Ama her şey serverless olamaz gibi geliyor. Yani heriflerin mesela tüm 300 milisaniye şeyi var, 300 saniye şeyi var, limiti var. O function 300 saniyede bir result dönmediyse hani kesiyor function'ı. Veya şey var. 300 mü? 300 abi. Benim orada baktığım kadarıyla. Veya şey var. Ne derler? Bir çok kullanılmayan bir API yaptın. İlk request için abi gidiyor ayağa bir context kaldırıyor falan. Atıyorum ilk request'in böyle bir 3 saniye falan sürüyor cevap gelmesi. Ama ondan sonra belli bir süre çatır çatır cevap veriyor. Ya onu yani engellemek için millet ping atıyormuş bu arada sürekli. Evet. Yani bu arada çok mantıklı. Ucuz da yani şöyle, herifler 10 gigabit saniyede bir terim koymuşlar. Ne anlama geliyor bilmiyorum, herhalde 10 milyon saniye falan. Function'ın ne kadar süre execute ettiğinden para alıyor herif. Atıyorum 30 saniye execute ettir, o bir para. Ve bu çok ucuz aslına bakarsan. Computing power'ı çok ucuza getirmişler. Ama bu demek değil ki Docker'larımızı, Elastic Beanstalk'ları çöpe atıyoruz. Değil yani. Bir sürü başka şeyle yapılamayacak, Lambda ile yapılamayacak bir sürü şey de var. Ama eğer stateless çalışıyorsan benim fikrim, birçok stateless şeyini Lambda'ya geçirebilirsin deyip sözü arkadaşlara bırakıyorum. Oh be. Oh, rahatladım. Rahatladım. Burada şey var abi. Lambda kullanan booketable.co.uk var. Michelin var ya, hani bu Michelin yıldızlı restoranlar falan Lastik var. Lastik bir de bir yandan. Evet evet. Yani o Michelin'in, evet, lastik firması aynı zamanda. Michelin'in yatırım yaptığı firmalardan bir tanesi bu. Şey yapıyorsun işte buradan restoranlardan, restoran üzerlerin, yani herhangi bir restoranından şey yapıyorsun. Table book ediyorsun. Rezervasyon yapıyorsun aslında. Bunlar serverless çalışıyorlar tamamen. Geçenlerde bunları dinledim. AWS Lambda ile yapmışlar. API Gateway koymuşlar. Ön tarafta da Cloudflare ya da CloudFront var. Ön taraflarında ve bütün her şeyler static content olarak şeyde duruyor. AWS üzerinde duruyor. Yani mükemmel çalışıyor. Acayip hızlı ve adam şey diyor, yani eğer siteye hiç kimse girmezse hiç para harcamıyoruz diyor. Yani bu da mükemmel. Wow. O çok iyiymiş. Bir daha bir testler çok hani kolay olur diye düşünüyorum. Evet. Sonuçta her şeyin
birbirinden bağımsız enkapsüle edilmiş fonksiyonlar. Tabii, aynen öyle. Mesela buradaki bazı ekipler farklı diller kullanıyorlarmış. Bir kısmı başka dil kullanıyormuş. Yani dolayısıyla hiçbir derdin yok aslında. Çünkü fonksiyon başına development yapıyorsun. Çok da bayağı da güzel bir pipeline'leri var. Biz de kullanıyoruz, şeyde kullanıyoruz. Biz doküman işlemede kullanıyoruz. Kredi dokümanlarını işliyoruz. Yani bayağı bayağı güzel. Biz de fatura işlemede kullanıyoruz abi aynı şekilde. Yani ben bayağı memnunum. Bence bayağı olgun bir teknoloji. Ya oldukça hızlı ayağa kalkıyor ya. O çok süper yani. Ama sanki yani şeyi de yanıtlamak lazım. Hani böyle bir big data bilmem ne bir şeyler stream datalarıyla uğraşıyorsan böyle arka tarafta çok uzun süren operasyonlar falan varsa yemiyor yani. O tür şeyler için tabii uygun değil. Böyle stateless şeyler için uygun. Yani tak tak. Talep ettin, datayı okudun, işledin, gönderdin. Bu kadar. Aynen. Böyle yaptığımız işlerin %90'ı yani. Evet. Ya ah tam Fırat'ın dediği gibi birçok firmanın da bir sürü case'ini karşılıyor yani. Birçok firma bütün API'ni geçirebilir gibi. Evet, kesinlikle. Hepimiz kurut yazıyoruz sonuçta. Ya kurut yazmanlar da çıkacaktır eminim ama onlar da bir zamanlar yazmıştır. Yani bayağı güzel bir teknoloji. Ben bayağı tutuyorum. Böyle güzel ilerliyor. Bu arada şey de yapmışlar. Hani mesela bir Amazon library'sini çağıracaksan gidiyorsun credential'larını falan giriyorsun ya işte username password'ünü giriyorsun. Atıyorum bir yere request atıyorsun. Adam şey demiş buna gerek yok. Sen Lambda'ya bir tane rol ver tanımla. Ben zaten hiçbir yere security kullanıcı adı şifre password hani git de böyle bir şeylerin olmasına falan gerek yok yani. O kontekste çalıştığı sürece ben zaten credential'larını set ediyorum ona gibi. Bir sürü hayatını kolaylaştıracak şey de yapmışlar yani. Kendi servislerini kullanıyorsan iletişim falan çok kolaylaştı. Çok rahat yani. Aynen. Şey EMI üzerinden yönetiyorlar her şeyi. Ama şeye bakmayı düşünüyorum. Azure Functions var. Acaba aynı şeyleri destekliyor mu diye bir de karşılaştırma yapacağım. Belki ondan sonra onunla ilgili bir şey yaparız YouTube'dan. Google'ın eşdeğer bir teknolojisi var mı? Google Functions var. Var mı? Var abi. Cloud Functions var. Pardon. Ama onunla hiç çalışmadım yani. Bak, bilmiyorum onu. Birinde varsa hepsinde var galiba. O hep bayağıdır vardı yalnız Google Cloud Functions. Bu eski Google konsolunu hatırlıyor musunuz? Sol tarafta koca koca butonların olduğu zamanlar. Yeni bir application yarattığın zaman arka tarafa ne yapmak istiyorsun bu application'la? Arkaya sana backend kurayım mı? İşte ön tarafına şunları hazırlayayım mı falan dediği bir wizard'ı vardı. O dönemden beri vardı ama ben yani çok şey yapmadım, duymadım çok kullanıldığını. Abi Google zaten cloud konusunda biraz geri kaldı. Burada da geri kalması sanırım normal. Sanırım bu cloud functions ama şey daha release olmadı değil mi? Yani, kullandırtıyorlar ama sanırım ya beta ya da bir şey yani. Hani emin değilim en son IO'da hafiften bahsetmişlerdi yine ama şeyinden emin değilim. Ben daha Google Cloud Functions sadece JavaScript destekliyormuş şu anda. Evet, Node.js çalıştırıyor. Aha. Beta diyor abi sağ üst köşede. Beta mıymış? Hı-hı. Ben de öyle hatırlıyorum çünkü öyle bir şey demişlerdi sanki Google IO'da. Beta. Ya en başarılısı bu arada Azure Functions'mış. Çünkü C Sharp, JavaScript, F Sharp, Python, Batch, PHP falan destekliyormuş bayağı. Her şeyi koymuşlar ya. Evet, her evet. Şeyi yani Amazon o kadar koymamış. JavaScript, Java, Python, C Sharp. Ya işte abi, bunun en güzel yanı şey tabii ya. Kesinlikle hiç provision etmek zorunda kalmıyorsun bu kutuları. Evet, evet. O muhteşem bir özgürlük. Yoksa çok uğraşıyorsun yani. Şeyler falan da var bu arada hani. Biz geçen bir gündemimize girdi daha araştırıyoruz ama Google'ın istiyor bildiğin istiyor diye okunuyor bir tane şey var. Mikroservis altyapısı var. İşte routing, load balancing bu şeyleri falan çözmüşler. Hani, bu şeye biraz benziyor. Elastic BeanStalk'a veya Azure'un Fabric var ya ona benziyor. Yani onlar bir bayağı hızlı bir şekilde eksiklerini kapatıp bu cloud piyasasına biz de varız'a şey yapmaya başladı Google'da. Yani ama AWS gerçekten şey olmaya başladı yani artık de facto standart haline geldi. Sence Google kıracak gücü yok mu onu? Ya var ama yani tercih eder mi emin değilim.
Fiyatları yani... düşürmesi lazım. Abi zaten düşük. Yarısı falan. Daha da düşür. Bedava yapsın. Bedava. Bedava. Bu arada Google bayağı altta kullanım oranında. Şeye ne diyorsun? Gartner... Pardon Fırat, devam et. Hemen bir bilgi vereyim. Gartner'ın bir araştırması vardı. AWS en yukarıda. İşte biraz altında Azure var. Çok çok altlarında Google var. Yani yetişmesi falan çok muhtemel gözükmüyor şu anda. Birden fazla cloud platform kullanmamız önünde bir engel var mı? İşte bir kısmında Azure'un şunu kullanıyoruz, Amazon'un bunu kullanıyoruz, Google'dan da şunu kullanıyoruz gibi bir şeye aslında geç edebiliriz gibi bir geliyor. Şey olmayacaksa. Belki networking'de sıkıntı yaşarsın abi. Yani round trip time yüzünden. Evet. Abi bazı firmalar öyle yapıyorlar. Dağıtıyorlar özellikle. Riski dağıtıyor tabii. Hem riski dağıtıyor hem de şey yapıyor. Hani o bölgede hangisi daha kuvvetliyse ona tercih ediyor. Hmm. Yani çok global, çok büyük firmalar bu tarz şeyler yapıyorlar. Yani bir ara Apple öyleydi. Apple'ın storeları şeyden çalışıyordu. Yani hem Azure kullanıyordu hem de sanırım AWS kullanıyordu. Ya hatta olay olmuştu. Apple'ın kendi storage'ı nasıl Azure'da olur falan diye. Evet. Evet. Ama Amazon abi şimdi İsveç'e data center açıyor, yani bizim için daha ötesi yok. Çok iyi sıra ya. Çalışacak. İnanılmaz yani. Çok iyiymiş ya. Çalıştığın ülkede data center olması. En son Frankfurt'ta var işte. Ama. Ya Frankfurt, İrlanda işte şimdi sanırım Stockholm'a yakın bir yerlere kuruyorlar. Orta Doğu'ya açılacakmış. Hem Microsoft hem AWS ama işte 2017 mi olur, 2018 mi olur? Bu arada Fırat, siz ne demiştiniz, bu marka bağımlılığının teknik terimi neydi? Vendor lock abi. Ha, vendor lock. Functions'a falan geçiyorsan o tür yapılar, hani Docker gibi bir şey kullanmıyor da Functions'a ilerliyorsan orada hakikaten bir vendor lock'un da var. Bence bunu da söylemekte fayda var yani. O neden bayağı abi? Çıkamazsın abi ya. Abi o bayağı spesifik bir teknoloji yani. Ya mimarini güzel yazman lazım. Çıkarsın da mesela atıyorum ya, mevcut bir web API'im var. Bunu işte Functions'a geçirdin. İşte Functions'a çıkmaya karar verdin mi, muadili bir teknoloji yoksa bu sefer onu dockerize edeceksin, kendin sunacaksın. Hani bunlara hazır olman gerekiyor. Ya tabii ki, ama hani yani Lambda'da yaptığın bir şey abi saf bir fonksiyon değil mi? Al o fonksiyonu, başka bir serverless provider'a taşı. Hani tamam, storage olduğu zaman mesela veya işte onu trigger eden mekanizma belki değişecek. Ama hani gene de taşıyabilmen gerekiyor onu. Hani öyle bir abstract ediyorsun ki fonksiyonunu. İşte şeyleri de abstract etmen lazım. Atıyorum biz şu an mesela S3 kullandık, DynamoDB kullandık. Hani bunlardan tabii, da çıkıyorsan. Tabii. O yani onu şey hani birleştirdiğin servisleri hani ayırman gerekiyor tabii mutlaka. Ama dediğin gibi, dediğim kadar da zor değil şimdi sen söylenince. Abi şu Angular ve TypeScript ile ilgili aklımdakileri bir sorayım mı size ya? Hadi sor abi. Abi ben böyle birazcık kurcaladım falan. Muhtemelen bu sorular 100.000 kere cevaplanmıştır. Belki burada bile cevaplamışızdır ama daha çok içine girince böyle aslında o şeyin mind, yani düşünce biçiminin değişmesi gerektiğini anlıyorsun. Bu özellikle asynchronous programming noktasında. Şeyi çok zor buldum ya. Yani o yapıya ayak uydurmayı çok zor buldum. O hani nasıl SQL'den NoSQL'e geçerken böyle bir shift ediyorsun ya kafandakileri. Hı hı. Burada da benzer bir durum sezinliyorum hafiften. Promise mi? Ya hem promise hem observable hem HTTP request'leri karşılayıp işte ön tarafta işte da two-way data binding'le o işleri çözmek falan. Hani bu konuda şöyle bir genel bir şey alabilir miyim? Yani neyi değiştirmek lazım buna switch ederken? Yani abi biraz aslında functional programming yazıyorsun. Promise'lerle. Evet, çok andırıyor zaten, evet. Yani aslında bir şey var, bir source'u var. Eğer reaktif yazıyorsan, yani hani bir stream'den de bir şey okuyorsan benzer şekilde yine functional yazıyorsun. Bir kere onu anlamak lazım. Bu oluşacak şeylerin çalıştığı anda gerçekleşmediğini
yakalayıp o geri dönen promisler ya da neyse artık o şeyler, onların belli eventlerine attach olman gerektiğini aslında kavraman lazım. Onun dışında gerisi çok kolay. Ve birkaç şey var orada, trik var. Mesela eğer bir mid level bir şey yazıyorsan, yani arka tarafta birden fazla servise ulaşıp her birinden promisler bekliyorsa falan gibi, onları hani eğer yapıyorsan orada biraz şeye, reduce'lara falan bakman gerekiyor. İşte mesela diyelim ki önce bir API'ye request attım, sonra ona request attım, sonra buna request attım. Üçünün tamamlanmasından sonra bunu birleştirip bir şey yapacağım diyorsan mesela, onu ayrıca planlaman gerekiyor. Yani aslında çok zor konular değil ama biraz şey gerektiriyor tabii. Yani biraz farklı bir bakış açısı gerektiriyor. Ya evet, hani en zaten hani zorlandığım nokta oldu. Normalde backend tarafında yazdığın kod abi aşağı, yukarıdan aşağı çalıştığı için dümdüz. Hı hı. Burada işte promise'in içinde yapman gerekiyor veya işte promise'den dışarı data çıkarman gerekiyor. Efendime söyleyeyim, veya işte o şeye, observable'a subscribe olman gerekiyor. Ve onun sonucunu beklemek, hani böyle sabırsızca kod yazanlar için veya sabırsızca o programı execute edenler için birazcık şey, o mindset'ini değiştirmen gerekiyor. Orada şey oldum. Yani böyle şöyle düşünebilirsin best abi. Best practice nedir diye aslında sordum. Hani bu işin abi best practice'i diyelim nasıl oluyor? Diyelim ki bir servisin var. Bir promise'de bir iş yapıyor. Ve bunun sonucuna göre bu servisi consume eden başka birisi başka bir iş yapacak. Bu noktada o promise'i ya da işte observable'ı yaratan ya da onunla ilgili iş yapan kişi, şeyin, fonksiyonun yine o aynı observable'ı geri dönmesi lazım. Böyle yaptığın zaman aslında her servis bir fonksiyonu çağırıp o çağırdığı fonksiyonun geri dönüşüne tekrar subscribe olup başka işlemler ya da işte map belki çalıştırmak istiyordur ya da reduce yapmak istiyordur. Bunları tek tek yapabilir. Yani aslında biraz chain şeklinde yazman gerekiyor. Evet, ben de böyle bir şey olduğuna en sonunda kanaat getirdim kendi kısıtlı gözlemlerim sonunda. Peki bir şey soracağım o zaman. Bu yani TypeScript'in gelişmesiyle beraber bu yapılar da değişiyor mu? Mesela TypeScript sanırım işte 2.0'da falan daha böyle promise'e yönelikti. Şimdi daha çok subscriber pattern tavsiye ediliyor gibi şeyler görüyorum ve okuyorum. Çok bakamadım abi. Ama bildiğim kadarıyla şey geliyor. Bu C#'tan da alışkanlık async keyword'ü geliyor. Yani sen bir fonksiyonu async olarak belirleyip bunun dönüş tipini eğer bir promise yapabiliyorsan, yani promise olarak döndürüyorsan TypeScript'te, döndürdüğün nesne ne olursa olsun onu otomatik olarak promise'le wrap ediyor. Yani mesela promise of HTTP request gönderiyorsun geri dönüş tipin. Sen sadece HTTP request dönen bir function yazıyorsun ama onun keyword olarak da async function olarak yazdığın zaman, o zaman o promise otomatik olarak şey oluyor, wrap ediliyor. Yani böyle kolaylıklar var aslında. Ama ana bir şey değişmedi yani. ECMAScript 6'ya destek vermek için diye düşünmüştüm ben onu, ama hani onda async desteği geldi, onu karşılar diye düşünmüştüm. Tabii aslında öyle yani. Ama şey, bunlar sintetik sugar app. Öyle. Peki Mert, şeyler falan nasıl handle'lıyor? Ben onu, yani sonuçta bir client side'de çalışan bir application'ım var. Bu tamamen bir taraf, arka tarafta bir takım HTTP kollarına depend. Hani oradan 500 geldi, şuradan işte 400 geldi gibi durumlarda mesela bunun best practice'leri var mı bunları yönetmek için? Orada bir form çıkacaksa çıkmıyor mu o zaman? Veya ne yapılıyor o tür şeyler? Yani yapmak istediğin şey mesela bir uygulamanın 5 ayrı yerinden 5 ayrı request ve onların sonuçlarına göre bir şeyler mi yapmak istiyorsun mesela? Ha mesela aynen, ve bu ondan sonraki application akışını belirleyecek oradan gelen data. Gelmedi yani. Yeniden dene gibi stratejiler mi var, yoksa abi yapamadık falan gibi uyarı mı çıkartılıyor artık? Şimdi orada birkaç şey var abi. Bir promise mi kullanıyorsun yoksa şey mi kullanıyorsun? Observable mı? Eğer observable kullanıyorsan RxJS'in harika şeyleri var. API'si üzerinde desteklediği şeyler var aslında. Yani sen ona retry şeyleri yazabiliyorsun ya da scheduler yazabiliyorsun. Yani mesela şey yazabiliyorsun, bir scheduler yazıyorsun bir şeye, observable'a. Diyorsun ki işte mesela diyelim ki sen bir yerden short poll yapıyorsun değil mi? Sürekli
çağırıyorsun, bekliyorsun, çağırıyorsun, bekliyorsun, belli bir cevap bekliyorsun aslında. O cevabı alana kadar çağırman gerekiyor. Cevabı aldıktan sonra artık daha fazla çağırmayacaksın. Böyle stratejileri yazabiliyorsun. Schedulerlarla ya da şeylerle. Kendi sanırım bazı built-in şeyleri de var. Retry fonksiyonları var. Onların içine yazabiliyorsun. Yani o request'i yapıyor. Senin retry'ine düşüyor. Onun için de kararını veriyorsun. Tekrar retry yapacağım mı, yapmayacağım mı? Gibi. Onların hepsini yine aynı function programming yazar gibi geliştiriyorsun. ReactiveX sadece çok güzel her platformda. Evet, harika bir şey yani. Bazen overkill oluyor ama abi. Yani mesela her şeyde observable dönmek. Mesela bir Angular kullanıyorsun diyelim ki, servis yazdın. Servisin aslında gidiyor bir request yapıyor. Login mesela olacak adam. O login'in post ediyor sunucuya diyelim ki. O mesela orada observable kullanmak bazen overkill olabiliyor. Gereksiz yere. Yani aslında çok da çok da gerekli değil yani. Observable'la kontrol edilecek bir şey değil o. Orada zaten senkron bir işten bahsediyoruz. O gelecek yani. Evet. Peki kontra soru sorayım abi. Şimdi fonksiyonel yazıyorsun gibi bir noktaya geliyor ya iş. Bu observable veya işte promise'in içindeki callback'lerle. Peki data modelini dizayn ederken sonuçta TypeScript object oriented olsun diye kısmen yapıldı. Yani o işte class define etmek, efendime söyleyeyim, setter'lar, getter'lar, aksesörler, bunları var etmek için hani superset oluşturdu adamlar. Orada bir object oriented yaklaşım var. Ama bir yandan da fonksiyonel bir yaklaşım var. Datanı nasıl modelliyorsun bu noktada? Normal, nesne olarak. Yani eğer sunucuyla... Yani bu ikisi hani clash olmuyor mu? Yok abi, çünkü senin o datanı nasıl tanımladığına göre, yani bir struct gibi bir şey tanımlıyorsun sonuçta. Şeylerdeki, functional dillerdeki gibi. Class yapıyorsun. Diyelim ki işte login response class'ın var. Gelen HTTP request'i ona map edip return ettiğin zaman ondan sonra o chain'de kim varsa artık o şey almaya başlıyor. Login response modelini input olarak almaya başlıyor. Yani her dokunan şeyi değiştirebiliyor. Stream'i değiştirebiliyor. Şey o. Artık her dil, yani modern bütün diller artık hibrit paradigma kullanıyor gibi. Hani kimse tamamen optimal, kimse tamamen functional, ya tamamen functional diller de var da. Hani her dillerin çoğu bu skala olsun. Mesela C# da bu şekilde. Her iki tarafının güçlü yönlerini implemente etmeye çalışıyorlar. Şey olarak dillerine. Bu yetenekleri kazandırıyorlar. O yüzden bence artık hani op mu functional mı değil de işte çoklu paradigma düşünmek gerekiyor dillerde de. İkisinin de avantajlarını kullanmak lazım. Ya, tabii haklısın. Ya orada Mert, senin dediğine örnek olarak hani şöyle bir yaklaşım doğru mu? Atıyorum login oluyorsun, post ettin işte kullanıcı adı, şifreni vesaireni. API'da sana user modelini döndü mesela JSON olarak. Aha. Sen onu kendi yani Angular uygulamasındaki veya frontend uygulamandaki user modeline map ediyorsun gelen response'u. Daha sonra onu döndürüyor musun, yoksa observable'ın içinde onu stream'e katıp yolluyor musun? Yani aslında return ediyorsun. Yani senin map fonksiyonun gelen nesneyi, input'u output'a çevirip stream'in geri kalanında o output'u kullanılmasını sağlıyor. Anladım. Bu durumda o zaman output immutable değil yani. Yani aslında şeyde, yani hiçbir şey immutable değil. Şeyde, function programming'de ya. Yani her şey her şeyin yeni instance'ını gönderiyorsun. Anladım. Eğer birisi bir değişiklik yaparsa o yeni bir instance gönderiyor. Zaten aslında en büyük avantajı bence o abi. Yani bu tarz şeyleri kullanmanın. Çünkü mesela şeyde de var. C#'daki link. Language Integrated Query. O da öyle. Bunların avantajı hep bunların hepsinin immutable olması. Böylelikle sen rahatlıkla side effect. Evet, side effect'ten kaçınmış oluyorsun. Anlıyorum. Zaten en büyük problem o abi ya. Yani galiba böyle büyük uygulamalar yazarken, özellikle ön yüz uygulamaları yazıyorsan, hatta sadece ön yüz değil yani API yazıyorsan bile, kesinlikle state'i kaybetmen gerekiyor. Yani state'i hiç düşünmemen gerekiyor. Doğru, haklısın. Aksi halde işler çığırından çıkıyor. Öyle session'da tutayım, orada tutayım falan. Onlar zaten yalan oluyor yani. Evet. Ya da local storage.
Tam 10 diyecektim. 9 sorusu tutmayalım mı ya? Biraz tutabiliriz ya. Ne sorunma bağlı abi. Identifier tutuyorsan sorun yok. Ama ben access token tutuyorum. Aynen. Yani eğer access token falan tutuyorsan sorun yok da. Diyelim bir form var. Şimdiye kadar olan verileri oraya kaydettin. Ne gibi? History gibi mi? History gibi. Yani kullanıcı kapadı daha sonra tekrar geldi. Local storage'ını okumak çok da manasız gelmiyor bana. Yani ama local storage device da depend aslında. Öyle değil mi? Evet. Tabii. Daha application'a bağlı. Hakan Fırat güzel bir konu açtın. O nasıl yapılıyor? Yani adam çıktı geldi kaldığı yerden devam etsin gibi senaryolar için bir yerde stake tutmak lazım sonuçta. Purse istiyorsun işte. Veri tabanında Purse etmek istersen evet. Ya veri tabanında niye Purse dediğim lan, adam orada iki tane formu doldurmuş. Textbox'a şey yazmış. Dokuz duruştan gelsin işte, o kadar gelsin de adam her zaman haklıdır. İyi de adam ondan sonra cep telefonundan girince local storage yok. Onu kaybedersin orada. Evet. Ya tabii canım, aynı o şey senaryo için düşündük. Yoksa tabii. Ne artık yapıyorsun niye ya? Kızdın şimdi? Hayır, state tutmuyoruz, şey yapmıyoruz. Şu an state hayatın gerçeği arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Bir yerde tutulacak o yani. Hayır, sen şeyi yanlış anladın. Yani mutual nesnelerle çalışman lazım diyorum. Yani mesela diyelim ki bir client side'dan HTTP request yaptın, bir şeyi aldın. Ondan sonra onun üzerine değişiklik yapmaman gerekiyor. Onun yerine yenisini bir sonraki şeye aktarman gerekiyor. Yani böyle mesela statik değişkenler olmaması lazım kodunda. Yani evet, o statik anladım. Şeyde bir değer tutmaman lazım. Ya da session'a bağlı, if session'da bu varsa, if session'da bu yoksa gibi kararlar veriyorsan bu bir yerde patlar. Test etmesi anladım, de çok anladım. Güç bunları. Her şey immutable olmalı. Bence güzel ya, her şey immutable olabilir. Peki bir şey soracağım. O kadar frontend dedik, Vue.js konuşmadık. Ya da yanlış okuduysam Vue.js. Vue.js. Nasıl okunuyor? Bildiğim Vue işte. Vue. Vue diye mi? Vue gibi. Vue. Vue. Mert, sen geçen gün şey demiştin. Angular konusunda fikirlerin değişiyor demiştin. Vue.js kullandıktan sonra mı oldu bu? Herhalde Lightweight bir framework kullandın ve bu kadar büyük bir framework'ün kötü yanlarını mı görmeye başladın? Biraz açsana onu. Abi, Angular çok fazla şeyi içinde barındırıyor. Aslında sana evet, hazır kesinlikle. Olarak geliyor. Bunun avantajı da var, dezavantajı da var. Yani avantajı, başka yerlerde bir şey aramıyorsun. Tek bir komite tarafından destekleniyor birçok şey ve abstraction'ları var. Sen istersen override ediyorsun. Yani aslında ASP.NET MVC gibi. Evet. Ama diğer taraftan da bu sana bazen ayak bağı olabiliyor. Yani hiç ihtiyacın olmayan birçok şey işin içine giriyor. Ama Angular'ın avantajı şey tarafında compiler var. Tree shaking yapıyor. Dolayısıyla bundle'ın içine girmiyor orada. Onlar. Aynen öyle. Vue.js ve React aslında çok daha lightweight baktığın zaman yani bunlara. Hatta React'ın amacı aslında en temelde amacı template yönetmek ve bunları structural bir şekilde yapmak. Tabii birçok şey var yan tarafında, işte Redux kullanabiliyorsun vesaire, ama hani yine de bunlar o kadar da şey değil yani, bir Angular kadar büyük bir yapıda değil. O yüzden bu basitlik çok ciddi avantaj sağlıyor kod yazarken. Mesela geçenlerde ben bir .NET projesine bir başlayayım dedim. Şöyle bir şeyi .NET'le yazayım dedim. Yani şey yaptım, şiştim ya arkadaşlar. kapat hiç yazma. Vallahi şiştim ya. Ya basit bir API yazıyordum aslında ASP.NET MVC ile. Çok fazla şey var abi ya. Abi işte o yüzden artık Nancy gibi şeyler kullanıyorum. Fazladan yani. Bir örnek ver ama ya. Ne bileyim, Dependency Injection mi canını sıktı? Ne sıktı? Abi ne sıktı? Bir kere IDE'si çok ağır. Evet, ağır, kabul. O beni çok yordu. İkincisi, yani işte bir interface yaratıyorsun, o interface'i constructor'a koyuyorsun, dependency injection'a register ediyorsun. Onun testini yazmak istersen mock'lar kullanmak zorundasın çünkü strictly typed. Bunlar bayağı yordu beni. PHP mi kullanıyordun peki? Yani karşılaştırdığın şu andaki dil hangisi? JavaScript, Node.js. JavaScript, ha. Yani Node.js'le çok daha az kod yazarak aşağı yukarı benzer şeyleri, hatta aynı şeyi yapabiliyorsun ve çok daha kolay test ediyorsun. Peki abi, Vue.js'le TypeScript yazabiliyor musun? Var abi. Onun için de community tarafından destekleniyor mu bilmiyorum ama bir şey var.
TypeScript yazıp JavaScript'e dönüştüren bir yapı var. Ama anladığım kadarıyla Vue.js'te plain JavaScript yazıyorsun galiba. Hatta XHR request'leri falan görmüştüm ben örneklerde de. Şimdi arıyorum hala. Hiçbir şey dependency'si yok abi özetle. Okey. Abi ne zaman oturacak ya client side? Abi oturdu işte daha ne? Abi seri ne yapıyorsun ya? Çok da bir sıkıntı yok açıkçası. Ya bilmen gereken 3 tane aslında şey var. Bir bundling konusu var abi. Bence en büyük problemlerden bir tanesi. 3 tane şey var. Bundle yöntemi var şu anda. Bir işte şey kullanıyorsun. Bu require.js'in şeylerinden kullanabiliyorsun. Yani onun anladığı şekilde yazabiliyorsun. Şeyler var işte. ES modüller var. Ha sen bundling bunlar derken farklı bir konuyu kastettim ben. Yok, client side'daki en büyük problem o şu anda bence. Bir de UMD var, universal. Çünkü mesela şimdi yazdığın kodu, mesela diyelim JavaScript yazdın, normal şartlar altında birçok framework'te istersen Node.js'te çalıştır bunu, istersen client side'da çalıştır, çalışır. Ama problem bundle'ladığın zaman oluşuyor. Çünkü Node.js'in anladığı bundle diliyle browser'ın anladığı bundle yöntemi farklı. Bunlar farklı şeylerle çalışıyorlar. Dolayısıyla bunların hepsini unify eden bir UMD diye bir şey var. Universal Module Definition mı, Description mı öyle bir şey. Şimdi sallamayayım ama UMD deniyor ona. Bu UMD işte browser'sa browser'a göre, şeyse Node.js uygulamasıysa Node.js'e göre bu bundle'ı çözüyor. Mesela. Ya yani en büyük problem o bence. Onun dışında bir problem yok bana kalırsa. TypeScript'te evet kullanıyorsan istersen şey derlersin ES6, istersen ES5'a. Yani hiçbir problemin kalmıyor. Yani bence bayağı oturmuş Deniz. Neden oturmadığını düşünüyorsun? Tuzak sorular bugün. Şey yapamayacağım da. Şeyleri anlamaya çalışıyorum. Bana hala birazcık şey geliyor hani. Şimdi Redux işte bunu kullanan insanlar var. Angular bir yandan şey yapıyor. Bir anda Vue.js diye bir şey hayatımıza giriyor. Yani bunlar zaten çözülmüş olan bir probleme daha iyi mi çözüm getiriyorlar yoksa çözülmemiş bir probleme mi çözüm getiriyorlar? Bence bunu Patreon bölümünde cevaplayalım. Oo tamam o zaman. Zaten 52 dakika olmuş arkadaşlar. Bundan sonrası Fırat da Patreon'a anonsu yapmalı. Dur o zaman önce programı kapatalım. Ne hangi şarkı? White Rabbit. Oo, olabilir. Çok güzel. Güzel, tamamdır. Anlaştık. Net oldu. O zaman hoşça kalın arkadaşlar. Patreon'a bekliyoruz.